Ich kann Ihnen das mal aufmalen, also das Innenleben. Und hier ist eine Region, der Mandelkern, die Amygdala. Da werden Emotionen, Stress, Bedrohungsreize verarbeitet. Und diese Region reagiert aktiver auf Stress, je größer die Stadt ist, in der jemand lebt. Bu da şehirde yaşayanların beyinlerinin strese oldukça duyarlı olduğu anlamına geliyor. Und dann gibt es noch eine andere Region hier, der anteriore, also der vordere singuläre Kortex, der auch Stress und Emotionen verarbeitet. Bu bölge sadece büyük şehirlerde yaşayan insanlarda değil, büyük şehirlerde büyümüş olanlarda da daha güçlü bir şekilde tepki veriyor. Yani şehirde yaşayanların beyinleri strese göre programlanmış durumda. Yine de bütün büyük şehirlerde yaşayanların hasta olduğunu söyleyemeyiz. Vücudumuz ayrıca stresi dengeleyebilmeli. Bunu araştırmak için Mazda Adli ve ekibi şehirde yaşayanların beyinlerini MR'la inceledi. İncelemek için de onları oldukça stresli bir duruma soktu. Katılımcılara verilen zaman diliminde çözülemeyecek bazı aritmetik problemler verildi. Süreç boyunca sürekli negatif geri bildirimler verildi. Oldukça stresli. Sonrasında araştırma ekibi kişilerin hangi bölgede yaşadıklarını inceledi. Bunun stres seviyesine bir etkisi olmuş muydu? Wir sehen in dieser Untersuchung ganz klare Hinweise darauf, dass der Anteil an Grünfläche um die eigene Wohnumgebung eine große Rolle spielt. Und zwar eine große Rolle dafür spielt, wie aktiv die Hirnareale sind, die Emotionen regulieren, Stress auszugleichen helfen. Man kann sagen, je grüner es in der Wohnumgebung ist, desto aktiver sind diese stressregulierenden Hirnareale. Yaşanılan yerdeki ağaçlar, parklar, sosyal tesisler ve göllerin varlığı bile kalıcı strese karşı koruyor. Ayrıca buralar yalnızlığa da iyi gelen yerler. İnsanların birbirleriyle temasını artırır, insanları etraflarına bakmaya ve oyalanmaya davet eder. Bu nedenle stres araştırmacısı Mazda Adli, şehirlerde iletişimi artıracak daha fazla yeşil alan talep ediyor. Apartman bloklarının arasında sıklıkla göz zevkini bozan bitkiler ve kasvetli yeşil alanlar bulunuyor. Kimse buralarda zaman geçirmek istemiyor. Binalar genellikle ekonomik sayıklarla yapılıyor ve evlerin etrafı genelde bir rol oynamıyor. Ancak şehir plancılarının sorumluluğu bunu değiştirmek. Yeni araştırmalar, apartman bloklarının arasında bulunan küçük park gibi imkanların sosyal etkileşimi artırdığını ortaya koyuyor. Bu alanlarda hoşbeş etmek her zaman mümkün oluyor. Hatta daha iyisi de var. Mahalle sakinlerinin yeşil alanları kendilerinin ele geçirmeleri. Kent bahçeciliği, stres ve yalnızlıkla baş etmeye yardımcı olan bir trend. Bu açık bahçeler dünya çapında pek çok şehirde mevcut.